seyirciler, şimdi kıyı Ege'nin deve güreşleri meşhurdur. Şimdi buraya kadar Bodrum'a kadar geldik. Biz develeri görmezsek olmazdı. Bundan yaklaşık 5 ya da 6 yıl öncesiydi. Biz Minas'taki deve güreşlerini çekmiştik. O zamandan bu zamana bizim gördüğümüz güreşçi develerimiz efendim Bodrum'da. Evet sevgili seyirciler, Bodrum deve güreşlerinde arenada hünerlerini sergileyen develerimiz bunlar. Bunlarla ilgili bilgileri de biz bu develere bakanlardan öğreneceğiz. Ama görüntülerimizi de ekranlarınıza getireceğiz. Değerli güreş severler, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadon, Turgut Reis Bey, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Dinçber şu anda güreş severleri selamlamakta. Şu anda güreşine başladı. Bodrum'dan koca Bodrumlu. Sevgili seyirciler, şimdi develerimize bakan bakıcı ablamız var. Şimdi soruyorum ablaya ben. Hani develer yazın mı bakmak zor, kışın mı bakmak zor? Bize bir bilgi versin bakalım. Çünkü deve güreşleri kışın oluyor. Ama neden kışın oluyor? Ve bu develerimizin arasında bizim belediye başkanımızın, Bodrum Belediye Başkanımızın da devesi var. Evet. Onun özelliğini öğreneceğiz ablamızdan. Evet. Abla önce seni tanıyayım. Şimdi bayanlar deve bakar mı? Evet, bakar. Bakar. Evet. Ben zaten evlendim. Deviciye vardım. Adam deviciydi. Oradan bir öğrenmişim var. Korkmuyorum, yapıyordum. Oradan sonra orada kendimiz deve aldık. Devemizle güreşiyoruz. Gidiyorduk her yere güreşlere. Ondan sonra biz artık adam yaşlandı. Benim oğlan aldı. Oğlan çalıştığı için anne ben bu iş yapamam, satıyorum develerdi, sattı. Ondan sonra buraya başladım. Geri dönen deveye bakmayacağım. 12 sene oldu bu sene bakmayalı. Ama candan ciğerden severek bakıyorum. Severek bak. Severek bakıyorum. Ya bak, Çok severek. severek yapılan her işin keyfi bu yani. Severek yapıyorsun. Severek bakıyorum. Anne benim onlar çocuk gibidir. Ben onlar geldim sabah okur, üflerim, gülerim. Benim sesimi duyacağım zaten bir kere dört gözle bana bakarlar. Çünkü alıştılar beni artık bunlar. Tabii şimdi yazın biraz zor. Niye zor? Ama yazın niye zor biliyor musun? Yazın yerimiz var. Bak orada akıyoruz. Şimdi bundan hepsini başından kaş alıyorsun, seviyorsun, atlarını temizliyorsun, sulan dolduruyorsun. Yemlerini arkadaş yapıyor. Yani ben yemlerini yapmıyorum şu anda. Oradan temizliyorsun, sulan dolduruyorsun, taze su veriyorsun, otlarını tazeliyorsun. Bakımı çok zor. Üstüne duruyorsun. Bak ben buradan yazın bir gün daha denize gitmemişim. Evime bile gitmiyorum. Sabah 7'de geliyorum. Akşam 7-8'de burada duruyorum. Arkadaş geliyor. Buyur, yalnız bırakmıyoruz biz seni. Yalnız bırakmıyoruz. Devremizi yalnız bırakmıyoruz. Oradan tabii yazın hindi hazırlıyoruz. Ama kışında onu da bize hünerlerini gösteriyorlar. Evet. Şimdi tabii. Bunu söylemek istediğimiz bu. Tabii. Efendim yazın bakıyorlar. Yazın tabii. Develeri böyle kışa hazır hale getiriyorlar. Tam böyle güreşe hazır olacak halde. Çünkü deve ne kadar iyi güreşirse bölgenin bakım en iyi devesi olur. Evet. Bakımdan çok antrenman yaptırıyoruz biz. 3 ay, 4 ay, 6 ay antrenman yaptırtırıyoruz. Ona göre yemlerini kesiyoruz. Güreşe hazırlıyoruz. Kışında onlar bize hünerlerini gösteriyorlar. Evet. Tabii. Yeni bir deve güreşi oldu. Oldu. Pazar günü çok güzel, şahane güreşimiz oldu. Çok evet. Güzel. Develerimiz Bodrum güreşinde kendilerini gösterdi. Herkesin ağzına Allah 41 kere nazar indirmesin. Koca Bodrumlu'yu sattık. Tekrar yeni devemiz geldi. Evet. Onu Koca Bodrum'a koyduk. O da çok güzel güreş gösterdi. Gurur duyduk. Gurur duyduk tabii. Başkanımızın devesi midir efendim? Ondan bahseder misiniz? Başkanımızın tabii başkanımız. Biz bu ara başkanımızın yeri. Evet. Başkanın hepsi başkanımızın devesi. Hepsi evet. Başkanın devesi. Seviyoruz da başkanı çok seviyoruz. Ona dün dedim aman başkanım ne güzel yakışmış çizmelerim bak ayağa dedim. Devici gibi dedim. Tabii gururdu da ay abla öyle mi dedi. Evet. Oradan o da canciğerden çok seviyor develer. Bora gelir yeme içme yapar uğrar bakar gider. Koşlam nasıl paşalam nasıl diğer sever gider. Evet. Orada bu yerde onun yeri zaten o verdi bizim patronumuz sonra geldi oraya. Süslemesini nasıl yapıyorsunuz? Nasıl süslüyorsunuz bunları böyle şimdi gelin bak, gibi?
içeri git dolu süsleri. Evet. Bütün takımlar içeridedir. Cuma günü develer biz hazırlıyoruz. Havuzları onarıyoruz. Pazar gün sabala yakın olursa cumartesi gün sabah 7-8'de gidiyorlar. Onun bütün takımlarını koyuyoruz üzerine ama cuma günden süslerini üzerine koyuyoruz. Hani rahat gitsin diye. Oradan pazar gün sabala şeyler süslerini takıyorsun, süslüyorsun. İnsan gurur duyuyor tabii. Evet. Oradan hani işte insan zevk duyuyor, seviniyor hani. Aktaşı kaldırmalı, yılanı öldürmeli, yaşta değil mi? Çağrı ayrılık başta değil mi? Yoldan gelen gelin alçıyı ardına döndürmeli, yandım bela. Sevgili seyirciler, mandalina üretiminin olduğu yerde tabii ki odalarımız var. Ancak mandalina birliği de var. Neden mandalina birliğini kurmuşlar efendim? Onu da öğreneceğiz. Mandalina Üreticileri Birliği. Evet. Efendim, ne yapıyorsunuz mandalina üreticileri birliği olarak? Birlik mandalina üreticileri birliğini 2006 yılında kurduk. Amaç mevcut ağaçları korumak. Yoksa bundan sonra turizm gelirinin ön planda olduğu bir yerde kimse bahçe tesis yoluna gitmez. Koruyabildiniz mi? Nispen koruyabildik yani ama tabii çok az çünkü arsa rantı çok yüksek. Şimdi mesela işte benim kendi bahçem var. Sattığım zaman rakamı söylemem ama aldığım para 2-3 milyar civarında kaç kişi dayanabilir? Yani bu durum en büyük sıkıntıdan birisi mandalina üretimi dışarıdan finanse edilip bakılıyor. Yani şu anda mandalina kendi içerisinde karşılamıyor yani. Bir de genelde mesela Bodrum yerlerinde bahçelerimiz ufak, tonajımız az olduğundan. Yani şu anda bizler mandalin bahçe sahipleri başka yerden para getirip bahçeye bakıyorlar şu anda öyle. O da niye? İşte vefa borcu var. Eline 80 yaşı bize baktı bu diye. Ama nereye kadar biz de bilmiyoruz. Bizim bahçelerimiz, biz üç kardeşiz bize baktı. Şu anda bu bahçeler bir kişiye bakmıyor. Yani genel tarım politikasında hızlı bir şekilde değer kaybediyor. Ama biz Bodrum mandalinin değişik bir şişesi vardır. Kendine özü, kokusu, lezzet, aroması vardır. Ha, korunması gerekiyor mu? Korunması gerekir. Bakalım işte bizler belli bir şey çıktık piyasaya ne kadar koruyabiliriz. Ama her şey yaramış var. Marka olma yolunda bayağı mesafe aldık. İşte bugün Bodrum Mandalina gazozu, lokumu, reçeli bunlar iyi tepkiler de görüyorlar. Yani bir de şu var, Bodrum Mandalina ürünlerin hepsi gerçekten kaliteli ürünler. Evet. Mesela şu anda bizim arkada buralarda şeyden kazanıldı yani. Tarımsal hibe programından kazanılan paralar var. Arkada ondan sonra Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan yapılan bir yatırım var. Kabuktan yağ çıkarılıyor. Değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani amaç üreticinin eline biraz ekonomik bir para geçirip eldeki ürünü değerlendirme satmasın. Evet. Sırf hedefimiz de o yani. Dedi ki hani başarı oldu mu? İşte başarı bu kadar işte. Ya başkan şimdi tamam çok güzel bir üretim var. Bodrum mandalinasında marka haline getirildi. Ama yani bununla beraber de turizmden kaynaklanan veya turizmle eşdeğer yürüyememesinden kaynaklanan bir de sıkıntı var. Sıkıntı var evet. Bunu bir tezde daha iyi tartıştık. Tabii mandalin birliği olması bu gibi ürünlerin Bodrum'un tanıtımında ve bazı bir kısmının değerlendirmesinde önemi büyük. Fakat burada mevcut bahçeleri vefa borcu olarak veyahut da yani geçmişte bahçeler bu insanları belli bir yere getirdiği için bu bahçelere bakan insanların en azından masrafını nasıl karşılattırız sorunun üzerinde tartışmamız lazım. Yani esas sorun orada. Çünkü var olan bir elimizde ürün var. Bu ürüne göre bir marka değeri var. Fakat bunun pazar sıkıntısı da var. Şimdi ben bu tesisi görünce üretici birliği başkanımı tebrik etmek istiyorum. Belediye başkanımı katkı koyan üyeleri. Başkanlarım burada taşın altına elini koymamış. Tabiri caizse kafalarını koymuşlar. Bunu görüyorum. O yüzden de başkanımı, işte yönetimini, belediye başkanımızı kutlamak istiyorum. Bu tip tarıma gönül vermiş kişilere ülkemizin ihtiyacı var diyorum. Varmadım,
Efendim biz şimdi geldiğimiz yer bir tezi bitirdik. Bir tezden sonra Mumcular Beldesi'ndeyiz. Tabii ki bunun eski adı var. Ama az önce size dinlettiğimiz bir türkünün de hikayesi var. Hemen ben masamda neler oluyor bitiyor sizlere göstermeden, söylemeden önce bu hikayeyi anlatacağım. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sadık Gök. Çok çok önce yaşanmış bir olay ama babalarımız falan anlattığı kadarıyla bizim mumculara uzaklığı bu olayların yaşandığı yerin 5 kilometre 6 kilometre falan. Bu insanların mezarları hala mevcut. Bir hizmetli geliyor Oluklu'ya. Ve bir tane güzel kızları var. Orada yıllarca bunlara hizmet ediyor. Çobanlık yapıyor. Ve kız verilmek şartıyla. Daha sonra büyüdüklerinde araya bazı şeyler giriyor ve olay cayılıyor. O yüzden bu annesini, babasını ve kızı öldürüyor. Dağa çıkıyor. Dağda da daha sonra askerler günlerce aradıktan sonra o da gene vurularak öldürülüyor ve mezarlar hala mevcut. 5-6 kilometre ileride. Tabii ki diyoruz, tarım olmazsa olmaz hayatımızda. Bakalım Mumcular'da da nasıl bir tarım işlevi var, neler yapıyorlar. Burada aynı zamanda tarım, hayvancılık da var. Güzel de bir hayvancılıkları var. Onu da öğreneceğiz. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammed Karademir. Evet. Köyümüz genelde çiftçilik, hayvancılık bu tür şeylerle uğraşarak geçiriyor. Seracılık var. İşte bunun yanında süt hayvancılığı yapılıyor. İşte evet. Ovalarımızda buğday, sıracık mısır gibi şeyleri ekerek çiftçilikle uğraşan da bu şekilde hayatlarını devam ettirmek, sürdürmekle geçiyor. Bodrum tarafında tarım az çok bitti ama burada halen devam ediyor. Hayvancılıkla işte böyle ne bileyim domates, salatalık, marul, maydanoz, yöresel olarak yetiştirdiğimiz ürünlerle pazarlara devam ediyoruz. Mesela tereyağını kendimiz üretiyoruz. Peynirimizi, yumurtamızı, sütümüzü doğal olduğu için hep kendi ürettiklerimizi pazarlıyoruz. O yüzden vatandaş kendi ürettiklerini satabildiği için hep kendi kendimizin ürettiklerle meşgul oluyoruz. Dışarıda fazla bir katılım yok bu şekilde. Neden Karaova'ydı? Köyün adı da sonradan oldu Mumcular. Karaova ilk yerleşenler buraya Karabat döneminden gelmiş. Çok eski bir kuruluş olduğundan Karabat olarak göç etmişler. Onları buraya yarıştıktan sonra daha sonra mumcular arıcılığa dönüşmüş. İşte arıcılık yaparken orada mum sıkma işlemlerine başlamışlar. Mumcular işte nereye gidiyorsun? Mumculara mum sıktırmaya. Mumculara gider derken sonra da ismi Mumcular olarak dönmüş. Şimdi geneldeki ismi köylerle beraber Karaova olarak geçiyor şu andaki ismi bizdeki. Arıcılık da meşhur şu anda burada. Arıcılığımız da var. Yörük köyü müdür? Yörük evet. Genel köklü yerleşim bütün Yörük olarak yerleşme. Evet Yörük kökenli. Hepsi Yörük kökenli. Arıcılığın bu bölgede de gelişmiş bir düzeyde olduğu ve bilinçli de oldukları. Bilinçliler midir arıcılıkta? Bilinçliler evet. Bu konuda zaten doğal üretiyorlar. Kendileri herhangi bir ilaç falan kullanmadan doğal olarak üretiyorlar. Vatandaşlarımıza güvenli evet. Şekilde sunuyorlar. Evet. Şimdi efendim tabii ki masamızdakileri size artık tanıtalım. Çok merak ettiniz. Mandalinimiz var. Bu bölgenin hani söyledik. Burada da çekirdekli mandalinimiz. Şimdi efendim zeytinyağı. Hani dedik biz Bodrum'da güzel de bir zeytinciliği var ve yağhaneleri de var. O yüzden de kendi ürettikleri, kendi yetiştirdikleri zeytinlerden evet telif hakları da kendilerine ait, yani patentlenmişler artık zaten. Yağlarımız burada. Ve zeytinyağımızdan oluşan sabunlarımız tamamen doğal çünkü organikler burada. Efendim bu greyfurt diyebiliyoruz biz ama bunun pomilen diyorlar bunlar. Ha bunun lezzetini ben dün merak ettim. Ne greyfurta benziyor? Acımsı değil, böyle bir tatlı, farklı bir portakala da benzemiyor. Bunu genelde Bodrum'da şekerle yerler. Efendim keçi boynuzu. Tabii ki her yerde yetişir ama bölgesel olarak yetişen ürünlerimiz bizim için kıymetlidir. Çitlenmeyimiz var burada. Melengeç diyorlar ama Urfa'da da diyorum ben melengeçten kahve yaparlar. Bilmiyoruz diyorlar onu da. Onu da bilmiyorlar. Zeytinlerimiz burada yeşil zeytinlerimiz. Yani şimdi kırma zeytinleri bunlar. Bu bölgenin. Ne diyorsunuz? Yöresel olarak çekişte. Çekişte evet. Neden öyle diyorsunuz? Taşla kırıyoruz bunları. Tuzlu suya ısıtıyoruz. Tatlandıktan sonra tekrar içeriden limon koyup yağ koyup bu şekilde
vatandaşların hizmetine sunuluyor. O yüzden. Evet. Şimdi efendim bu bölgenin, Ege yöresinin ve özellikle de bu Muğla, Aydın bölgelerinin Bodrum'unda dahil, Milas'ında dahil otları meşhurdur. Ben pazarı eğer imkanınız olur da buralara gelirseniz yöresel ürün pazarına çıktığınız zaman göreceğiniz çeşit çeşit otlardır. İsmini belki duymazsınız, ilk defa orada görürsünüz. O yüzden de hani bu bölgenin dediğimiz zaman İzmir bölgesinde de Alaçatı'da otları meşhur olduğu için orada da bir festival düzenlerler. Şimdi ben sormak istiyorum. Siz de bir ot festivali düzenler misiniz? Düzenlemek ister misiniz? Bana yardımcı olursa isteriz tabii. Bu niye olmasın? Çok mudur otunuz? Otumuz bol çeşitli var. Her türlü otumuz yetişir burada. Doğal olarak yöremiz de zaten uygun. Hava şartları da uygun, iklimimiz uygun. Her türlü otumuz yetişiyor. Ne kadar bir yaşayanımız var burada? 7.000-7.500 nüfus var Mumcu'da şu anda. Güzel de bir rakamım var aslında. Evet, belediye kapandıktan sonra işte çok aşırı derece göç alıyor. Şimdi yerleşim yerleri, yapsatlar devam ediyor. Aşırı derecede göç alıyor. Şu anda 7.000-7.500. Eğer daha sonraki 2019'a kadar 10-15 bini bulacak nüfus bu gidişle. Zeytincilik var, hayvancılık var şu anda. Ama şu anda Mumcular gerçekten şu yarımadanın en popüler yeri. Son 2 yıldır yılda %15 nüfus alıyor. Evet. Şu anda 7.000-7.500 ama hakikaten müthiş bir patlama var. Başkanım neler söyleyeceğiz? Yani şimdi birbirinden böyle güzel bir desen çeşidi önümüzde. Evet. Buranın üreticileri, burada üretilen ürünlerimiz. İşte bu aslında Karava Ovası işlenmesi lazım. Bir barajları var. Yani bu barajda balık üretimi yapılabilir. Veyahut da bu sulama, daha doğru sulama yapılaraktan seracılık burada geliştirilebilir. Yani biz yeni bir odayız ama yani bununla ilgili bize müracaat edilirse, bu seracılık konusunda fuarlara katılıyoruz. Bunlara işte devlet desteği nasıl alınır, krediler nasıl alınır konusunda işte yeni yeni biz de yapılanıyoruz oda olarak. İşte hem ziraat mühendislerimiz, her elemanlarımız bu tarımla ilgili kişilere yardımcı olacaklar. Yani biz 10 dönümün üstündeki arazilere danışmanlık hizmeti konusunda bu yıl Temmuz'da onu başlatacağız. Tarım market kurduk. Satışlarımız var. Ürünler üzerine gübre, ilaç, fidan. Aslında bunların tarım kart çıkararaktan 6 ay vade farksız ürün alma şansları var. İşte mazot destekleri var devletimizin verdiği. Bunlardan faydalanabilirler. Zeytine destekleme var mı başkanım? Zeytine tona 700 TL destek var. Ama tabii burada alışkanlık olmadığı için bazı fatura almalarında yaneciler sıkıntı çıkarttı, söylendi bize. Bu konuda yaneci sıkım faturası vermek zorunda. İşte Eylül'e kadar da satış faturasıyla ton başına 700 lira destek alabiliyor üreticiler. Burada zeytinle ilgili en büyük sıkıntı hastalık belirdi. Mazı'da biz bir örnek ilaçlama yaptık. Bununla ilgili ilaç konusunda, ilaçlama konusunda da örnek bir bahçe yapalım Mumcu'nun yakınında varsa. Yani ilaçlama desteği verelim. İşte zeytinlere bakım konusunda bize ulaşırlarsa bu gibi desteklerle tarım Bodrum'un önemli bir bölgesi. Abi seni tanıyalım. Ben Mumcular'da esnafım. Adım Süleyman. 92 yılından beri esnafım. Kendi etimizi, yoğurdumuzu, peynirimizi, biberimizi kendimiz lokantamızda sunuyoruz müşterilerimize. Herkes memnun. Şu gördüğünüz zeytinyağı soğukta donarsa kalitedir. Donmazsa sahtedir. Aynen. Şu gördüğünüz zeytinyağı. Bizim Mumcular'da hayat böyle. Yalnız bir dönüm yere buğday ekmek için traktörü olmayan yarım litre mazota 50 lira ödüyor çiftçi, ama zor durumda. Herkesin traktörü olsa çiftçilik yürür. Evet amca, sen de hayvancılıkla uğraşıyorsun. Neler söyleyeceksiniz? Bir söyleyeyim, ben 15 büyük hayvanım var. Sağım hayvanım var. Aynı zamanda arkadaşımın gibi dışarıya da iş yapıyorum. Ama ben memnunum. Sadece buradaki sulama barajımızdaki suyun fiyatı biraz yüksek.
düşürebilirsek daha iyi olur halk için. Slash. Ondan sonra fide ekiyoruz, yonca ekiyorum. Kendim çalıyorum. %60'ını, %70'i kendim kaldırıyorum benim yani. Niye kazanmayayım ki? Dışarıdan almıyorum. Abi siz neler söyleyeceksiniz bize? Ben de yine hani arkadaş gibi esnaf ev yemekleri yapıyoruz odun ateşinde. Biz aile şirketi gibi. Annem pişiriyor. Annem gözlemeler açıyor. Hanım pişiriyor. Ben de servisini yapıyorum. Evet biz ya bizim evet en güzeli güzel bir yaklaşık 8-10 yıldan beri bu işi yapıyoruz. 19 yıl marketçilik yaptım. Allah belki ötesine o işi noktaladık. Bu ev yemekleri ve gözleme işine döndük. Ve de memnunuz Allah'a çok şükür. Çalışan insan hiç şikayet etmez. Ancak çalışmayan insan şikayet eder. Bizim şikayetimiz yok. Biz memnunuz hayatımızdan. En güzel yerde yaşıyoruz Bodrum'da. Dünyanın en güzeli yani cenneti aşağıda aramayın Bodrum. Cennet burası. Evet efendim şimdi bir genç kardeşimiz hayvancılıkla uğraşıyor. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Yıldırım. Evet. Çamarası Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz. Belediyede çalışıyoruz kendimiz de. Hem belediyede çalışıyorsun hem hayvan. Yaşa sen. Bodrum Belediyesi'nde çalışıyoruz. Evet. Süt fiyatlarımız biraz düşük. Bu ara biraz iyileştirdiler. Yok iyileştirmiyor olur mu ya? Sabahlar fiyatlar, mazot fiyatları biraz yüksek. İşte fiyatlarımız yüksek. Biraz sıkıntılar, yem fiyatları yüksek. Ama hayvancı yine kazan. Yani yayıncılıkta KDV'yi indirdik şimdi. KDV'yi de yine kazanıyoruz az çok ama daha da iyi olsa daha iyi olur. Ziraat Odası Başkanımız bu işlere el atıp tarımda bize biraz daha destek olup bu fiyatlarla işte çalışma konusunda bize biraz daha kolaylıklar sağlanırsa biz bu insanları biraz daha tarıma yönlendirip Bodrum'un katkımız daha fazla olur. Efendim eski adıyla zaten ismini de alan mumcularda arıcılık var dedik. Ama bir arı yetiştiricimiz var yanımızda hem de zeytinyağı fabrikası. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan Gök. Arıcılık yapıyorum. Mumcularda arıcılıkla uğraşıyorum. 230 arım var. Yazın Trakya'ya şeye gidiyoruz. Göçebe arıcılık yapıyoruz. Gezginci arıcılık yapıyorum. Evet, gezginci arıcılık yapıyorum. İşte bal üretiyoruz. Ürettiğimiz balları şeylere veriyoruz. Toptancılar geliyor. Bizden alıyorlar. Önce analizlerini alıyorlar. Analizli olarak önce analizleri gidiyor. Analiz sonuçları geldikten sonra balları alıyorlar. Tekrardan ballarımızı alıp paketlemeciler paketleyip piyasaya sürüyorlar. Arıcılar Birliği Muğla'da bize biraz daha işte uzak düşüyor ama yardımcı oluyorlar. Birlik veterinerlerimiz var. Bizi ilaçlamalarda mesela toplu ilaçlama hangi ilaçları kullanacağımızı ne zaman kullanacağımızı şey yapıyorlar. Bize bilgilendiriyorlar. Mesaj olarak iletiyorlar. Yani faydası oldu. Arıcılar Birliği kurulduktan sonra biraz daha arıcılarımız biraz daha bilinçlendi. Bilinçlendi öyle değil mi? Bilinçlendi yani biraz daha bilinçlendi. Daha iyi şey yapıyoruz. İlacı ne zaman kullanacağımızı falan her şeyi şey yapıyorlar. Bize anlatıyorlar. Bizim bu yörenin çam balı. Muğla'nın en çok çam balı meşhur. Bu yörede yetişen zaten çam balı. Çamdan ormanlarımızdan olan bir çam balı. Bizim bu yörede en çok meşhur olan çam balı. Mola zamanı efendim. Müzik dinliyoruz. Yöremizin zeytinyağlı ebe gömücü yemeği. Yine yöresel olarak kaba deriz ve sağlıklıdır. Yine yöremizin Fransa ve zeytinyağlı yapışar. Yine kızartma, patates kızartması. İçindeki hep zeytinyağı mı? Evet, bunların hepsinde zeytinyağı var. Özellikle gençlerimize önünü açıp onlara gerekli imkanları sunup daha güzel bu ortamı sağlamamız. Evet, saygın bir Türkiye efendim. Teşekkür ederiz.
topraklardasın. Gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Evet sevgili seyirciler, Bodrum'un artık gün batımında bizim de programımızın sonundayız. Evet, istedik ki kapanışımızı Bodrum'la, Bursa'yla bağlantısı olan bir sanat güneşi. Efendim Zeki Müren'in müzesinden kapatalım dedik. Ortak bir paylaştığı var, bunu da başkanımız bize dile getirecek. Başkanım, artık günü bitirdik. Programı tamam. Da bitiriyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ziraat Odası'nda konuştuğumuz gibi Bizim incirimiz ve zeytinimiz ortak. Bir ortak paydaşımız daha var. Zeki Müren, sanat güneşimiz. Bunu es geçmemiz mümkün değil. Biz ziraatlılar olarak dedik ki göreve gelirken, sağlığından eğitimine çiftçinin her konuda, aynı zamanda kültüründe yanında olacağız. Çiftçilerimizi buraya getirip bu müzeyi tanıtmayı düşünüyoruz. Bunlarda da varız. Mutlu bir Türkiye bizi bekliyor. Güzel bir ülkemiz var. Her şeyini yetiştirebildiğimiz, yiyeceğimiz, içeceğimiz, her şeyi olan bir ülkenin içindeyiz. Madenleriyle, doğal tabiat kaynaklarıyla, her şeyiyle yani olmayanın olmadığı bir ülkedeyiz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları vatandaşlarımızın çok iyi irdelemesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim bizler de size teşekkür ediyoruz. Sonuçta Bursa'yla, yani iki ilçeyi de diyelim, Osman Gazi ilçesiyle Bodrum ilçesini sonuçta paydaş kıldınız. Ortak bir projeyle yol almaya başladınız ve başlayacaksınız da bunu. Yapılacaklar çok çünkü bundan sonra da. Bunun içerisine bir sanatı da getirdiniz. Artık daha ne olsun hani, değil mi? Yani artık biz üyelerimizle her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani bu benim yönetimim ve meclisimin de böyle çalışmaları var. Biz emniyetin de içindeyiz, jandarmanın da içindeyiz, milli eğitimin de içindeyiz. Yani her faaliyette biz olmaya çalışıyoruz. Sırf Ziraat Odası belge veren bir kurumu geçmeli. Evet. Önce sağlıklı insan diyoruz, sonra kültür, eğitimle yetişmiş bir halkla beraber çalışmak bizlere mutluluk verecek. Evet. Sizlere bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bursa'm ve Bodrum adına. Efendim ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm Bodrumlulara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta Anadolu Kervanı Bodrum'daydı. Bodrum'dan sizlere seslendik. Bakalım haftaya neredeyiz? Görüşmek üzere, hoşçakalın.